Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende yardımcı elemanlar konusundaki açı ortayın üçüncü dersindeyiz yani açı ortayın son dersindeyiz dış açı ortay teoremini anlatacağız ve açı ortayı bitireceğiz evet kitabımızda da hemen şöyle sayfa numarasına bakıyoruz 60 ve 61'i işleyeceğiz sonra açı ortay bitiyor haydi bakalım dersimize başlayalım dış açı teoreminden önce bir dış açı ortayı tanımlayayım dış açı ortay nedir adı üstünde Dış açıyı ortalayan doğruya biz dış açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Şimdi üçgenimizde belli. ABC üçgeninde bir dış açı ortay çizilmiş. Nerede? A köşesinden bir dış açı ortay. Bak A'nın iç açısı neresi? Bak şurası dış açısı da 180'e tamamlayan açısı. İşte bu dış açıyı ortalayan doğru dış açı ortay doğrusu. NA diye adlandırılır. Ee, burada dış açı ortay döneminde ne yapacağız? yine bizim iç açı ortaydaki gibi tekniğimizi uygulayacağız. İç açı ortaydaki tekniğimiz neydi? Kollar oranı tabanlar oranına eşitti. Ya da tam tersi tabanlar oranı kollar oranına eşitti. Evet burada da aynı şeyi yapacağız ama mantık aynı ama kollar oranı derken B bölü C N bölü M değil. Nasıl olacak hocam? Dış açı ortayın değdiği yerden başlayacaksın. Bak dış açı ortayımız bu ya dış açı ortayın değdiği yerden başlayacaksın. Hani biz kollar oranı diye başlıyorduk ya. Burada da tabanlar oranı diye başlayayım. Fark etmiyor. Kollar oranı tabanlar oranı eşit. Yine aynı şekilde tabanlar oranı kollar oranı da eşit diyebiliyorduk. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı. Böyle tabanlar oranı yaparken n bölü m değil. Tekrarlı gideceksin sadece. N bölü n artı m. Ben böyle öğrendim. Bazıları da değişik bir teknik yapıyor. Öğrendiğim ben sana öğretiyorum. Bak dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı gidiyorum. Tabanlar oranı n bölü n artı m. N eşit olacak. Bak n bölü ne artı m. N eşit olacak. Hocam ilk okumuz nereye değiyor? B'ye değiyor. B bölü ikinci okumuz nereye değiyor? C. Kollar oranı. Kollar oranında da ilk ok neye değiyor? İkinci ok neye değiyor? bakacaksın. O da B bölü C eşittir diyeceğiz. Yani n bölü n artı yani. tabanlar oranı. Kollar oranı eşitleyip işlem yapacağız. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Hilal tekniği diyor. Hocam dış açı dediği yerden başlayıp şöyle gidelim şu ve şu şöyle bak hilal oluşturuyorlar. Yani n bölü b n artı m bölü c şeklinde de diyorlar. Size kalmış ama ben genelde bunu kullanacağım. Tabanlar oranı kollar oranı eşitleyeceğiz. Yine kat şeklinde yazalım mı hocam? Yazabilirsin de yazmayabilirsin de. İç açı ortayı da kesinlikle yaz diyordum. Aa, burada biraz karışık gibi duruyor ya. O yüzden böyle kat böyle sıkıntı yaratabiliyor bazen. Ama yazabilirsin de. Ben şimdi sorularda çözerken bazılarında yazacağım. Bazılarını da yazmayacağım. Haydi bakalım şimdi sorularla daha iyi bir şekilde anlarız. Burada hocam şu da verilmiş. işte C bölü M artı N. B bölü M N şeklinde verilmiş. İşler dışlar yapınca geliyor zaten. Sen sadece şu tekniği bilsen yeterli olacaktır dostum. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi üçgenimize dikkat. Bu üçgende bir dış açı ortay çıkmış. Hocam dış açı ortayımız nerede? Bak şöyle. Değdiği yerden başlıyorum. Dış açı ortay buradan başlamış. Değdiği yerden başladım tabanlar oranı şöyle ve şöyle gideceksin. Yani x bölü x artı y ne eşit? İlk ok nereye değiyor? 8'e. 8 bölü ikinci ok nereye değiyor? 12'ye eşit diyeceksin. Burada 4'e böl 2, 4'e böl 3. İşler dışlar yaparsak 3x eşittir 2x artı 2y yapar. Buradan da x eşittir 2y mi oldu? Evet. Benden x bölü y isteniyor. x yerine 2y ye yazarsam 2y bölü y'den cevaba 2 diye ulaşırım. Hocam Kaç şeklinde yazdığımız zaman da oluyor mu? Oluyor. Bak tabanlarda bir oran yok ama kollarda bir oran var. Koldaki oran kaç? Kısa yoldan yapıyoruz şimdi. 8 bölü 12. Yani kaç şeklinde yazacak olursam 4'e bölsem 2, 4'e bölsem 3. Yani tabandaki oran, koldaki oran 2 bölü 3 ya. Tabandaki oran da 2 bölü 3 olacak. Yani burası 2K iken tamamı 3K olacak. O zaman buraya K kaldı diyebiliriz. E, X bölü Y dediğimiz 2K bölü K'dan direkt 2 çıkar. Sana kalmış. İster kat şeklinde yap ister böyle tekrarlı git. Tamamıyla sana bırakıyorum. Tamam. Evet örnek 22 bulduk. Geldik örnek 21'e. Bak bu sefer şöyle şöyle değil. Orana böyle alışma. Dış açı ortay nerede? Bak şurada. Neredeki üçgende? Şuradaki üçgende çizilmiş dış açı ortay. E o zaman dış açı ortay, buradaki üçgende çizilmiş. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum. Tabanlar oranı şu bölü tamam. Tekrarlı gitmeyi de unutma. Yani 2 bölü tamamı 4 değil. Bak dikkat et. 2 artı 4 yani 6. Eşittir neye eşit olacak? İlk ok nereye diyor? Y'ye. ikinci ok nereye diyor? X'e. Yani küçük ok ve büyük ok şeklinde gidebiliriz. Y bölü X e eşit olacak. E o zaman buradan Y bölü X neye eşit oldu? Y bölü X 1 bölü 3 eşit oldu. Ama benden X bölü Y isteniyor. Tam tersi o zaman 3 bölü 1 yapacaktır. Yani cevap 3 olur. Kısa yoldan hocam. E hocam böyle bakacak olursak. Hani dikkat et tabanlar oranı 2 bölü 6. 2 bölü 6 1 bölü 3 değil midir? Evet. İlk okumuz 1 bölü. ikinci okumuz da 3 olacak. Şu şekilde. E o zaman x 3k y de k deyip x bölü y de 3k bölü k'dan 3 diyebilirsin. Tamam Örnek 21'de böylelikle 3 çıkıyor. Sorularını da gösteriyoruz. Geldik örnek 22'ye. Bak bu sefer ne olmuş hocam? Şuradaki üçgende bir dış açı ortay var. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayacağım. Tekrarlı. Şu bölü tamamı diyeceğim. Arkadaş oran verilmiş zaten burada. Burası K burası da 3K verilmiş. Hemen yazalım. BD uzunluğu K iken DC uzunluğu 3K yazılmış. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tekrarla. 3K'nın tamamı da oranı. 3K'nın tamamı 4K'ya oranı. Eşittir. Küçük ok 9'a büyük ok x'e değiyor. 9 bölü x diyeceğiz. Olay bitecek. K'lar gitti. 3x eşittir 36'dan. X de böylelikle 12 gelir. Ya da kısaca şöyle diyebiliriz. 3K'daki 9'sa 3 katı hocam. 4K'daki de 3 katı 12 olacak diyebilirsin. Tamamıyla sana bırakıyorum. Çok da fazla burayı böyle eşmek istemiyorum. Tamam. Kısa yollarını da gösteriyorum ama. Geldik örnek 23'e. Örnek 23'te de hocam buradaki üçgende hemen 6, 8, 10 var. Dik üçgeni kullanacağız büyük ihtimalle. Kullandık da onu da yazdık. Buradaki üçgende bak dış açı ortay. şöyle. Dediği yerden başlayacağım. Tekrarla şu bölü tamamı. Yani x bölü x artı 6 neye eşittir? Hocam küçük ok nereye değiyor? Şuraya. Büyük ok nereye değiyor? Buraya. 8 bölü 10'a eşittir diyeceğiz. Sadeleştirme yapalım. 4 bölü 5 yapar. 2 ile sadeleştirsek. İşler dışlar yapsak. 5x eşittir. 4x artı 4 ile x artı 6'yı çarpıyorum. 4x artı 24 yapar. x de böylelikle kaç çıkar? 24 çıkar. İşte bu. Kısa yolunu da artık sana bırakıyorum. Tamam. Geldik dikkate. Bazı sorularda dış açı gizlenebilir. Mesela 50-65. Şuradaki açısı şurası olmayabilir. Şimdi ben şunu söylüyorum dostlar. Bir özel durumunu incelememiz lazım. İki açı yan yana geldiği zaman özel durumu nedir diye kendine sorman lazım. İki açı yan yana geldiği zaman özel durumu 180'e tamamlayan açısıdır. E mesela 50 ile 65 topladığın zaman kaç yapıyor? 115 yapıyor. Sonra 180'e tamamlayan açısını düşün ama 180'e tamamlayan açısı ya buradan uzattığında AB'yi uzattığında şuradaki açısıdır. Hocam burası 65 yapar. Ya da AC'yi uzatırsın ya da burada kaçsa 65 dersin. Ama 65'ler yan yana gelmedi ya o yüzden bunu silersin. Bak 50 ile 65 tekrar söylüyorum. İki açı yan yana geldiğinde bunun özel durumu nedir? 180. Bu, bu açılarla ilgili özel bir durum oluşmuyorsa büyük ihtimalle özel bir durum vardır. Özel durumu nasıl bulunur? 180'e tamamlayan açısına bakaraktan bulunur. 50 ile 65'in toplamı 115. 180'e tamamlayan 180'e tamamlayan 65 yapar. O yüzden 180'e tamamlayan açısı yani dış açısını böyle bulursun. 65 dersin. A ne oldu dersin sonra. Buradaki üçgende bak şu dış açı ortay oldu dersin. Sonra şöyle tekrarlı başlarsın böyle. Bu bölü tamamı ilk ok buraya değiyor. Sonraki buraya değiyor deyip oranlamanı yaparsın. Tamam Olay bu. Buna da dikkat et. İki açının yan yana gelmesindeki mantık 180'e tamamlayanmış. Ya da şöyle şu mantık var yine. Şimdi ee, aslında aynı mantık. Şöyle 50 ile 65'e yan yana geldiğinde. Burada da aslında şöyle bir şey geldiğinde. Bir açı ortayla bir 90 derece geldiğinde. Hocam buraya bir A A yazarız. Ondan sonra buraya bir B yazacak olursak. Hemen 180'e tamamlayan açısına bakmamız lazım. Ya buradaki ya da buradaki. Hocam normalde şuraya bakacak olursak. A artı B kaç derece? 90 derece. 2A artı 2B'nin kaç olduğunu? 180 olduğunu söyleyebiliriz. E, ee, 2A artı 2B 180 olduğundan buraya da ne kalır? B kalır. Bak dikkat et. İki tane açı ortay. Bak şuraya da çizeyim istersen. Şöyle komşu iki açının 180 derecelikteki komşu iki açının açı ortayları çizildiğinde şunun açı ortayını ve ben bunun açı ortayını çizecek olursam eğer şu açı ortayla şu açı ortay arasındaki açı bak 90 derece oluyor. Ya da tam tersi. Bir tane açı ortay bir de 90 derece varsa bir açı ortay daha vardır diyebiliriz. Bu da çok ince bir detayıdır. Özel bir durumudur. Bazen bu 90'ı böyle dik üçgende kullandırırlar. Bazen de nerede iç açı ortayda ya da dış açı ortayda bize kullandırabilirler. Şimdi burada da dikkat et. Açılara aldığın zaman zaten 180'e tamamlayan açısı özel bir açı ya. 180'e tamamladığın zaman bak BB geldi. Yani şuradaki açılarda açı ortay oldu. Yani senin şuradaki üçgeninde hem iç açı ortaylı karşına çıkmış oldu. Hem de dış açı ortaylık karşına çıkmış oldu. E dış açı ortaylık da dış açı ortayın dediği yerden başlayıp şu bölü tamamı deyip işlemini yapabilirsin. Tamam. AD ile şurası dikse e, AC ne oldu burada? Dış açı ortay oldu diyebiliriz. Dış açı ortay oldu. Biraz önceki de bir şey yazmam gerekiyor muydu? yazm. Yazmam gerekiyormuş. Burada yazmam gerekiyormuş. Neyse. Onu da yazdık mı? Yazdık. Haydi şimdi sorulara bakalım. Bak şimdi. 40 ile 70 yan yana gelmiş. Hiçbir özel bir durumu yok. Özel durumu ne oluyordu? Yan yana gelen iki açının özel durumu 180'e tamamlayan açısı. 40 ile 70'in toplamı 110. 180'e tamamlayanı 70. Ha, hocam ya bu 180'e tamamlayan açısı 70'i düşüneceğim. Ama 70'ler yan yana gelmedi. Sil. E 70'ler yan yana gelmesi için zaten bak AB'yi uzatırsın. AB'yi uzatırsın. Bak burası da 70 yaptı. Yani senin buradaki üçgeninde ne oldu arkadaşım? Hocam dış açı ortay çıktı burası. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz şöyle. Tekrarlı bu bölü tamamı kısa ok buna diyor 12 bölü büyük okta ok buna diyor 15'e oranına eşittir diyeceğiz. E o zaman 12 bölü 15'e bakalım arkadaşlar. 12 bölü 15 kısa yoldan yapalım. 12 bölü 15 nedir? 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 5. 4 bölü 5. Yani şunun tamamının oranını 4 bölü 5 yapacak. Burası 4K iken burası 5K olacak. E tamamı 5K. Burası 4K ise buraya da K kaldı. Şimdi B'de K bölü DC. 4K isteniyor bizden. Yani cevap 1 bölü 4 çıkar. Evet gördüğünüz üzere iki açının yan yana gelmesindeki özel durum. 180'e tamamlayan durum imiş. Tamam 24. soruyu böylelikle 1 bölü 4 bulduk. Geldik özelliğe. Şimdi böyle bir özellik demiş arkadaşlar. Ama bunu bence ezberleme. Yok efendim DB bölü DC işte şu DB bölü DC ne eşitmiş? EB bölü EC eşitmiş işte EB bölü EC eşitmiş. Yok kardeşim böyle bir özellik biz buraya yazmışız ama bunu böyle ezberleme. Yazılı hocam niye yazıyorsunuz hocam? Ya ben de özellik böyle şeyim ne derler ona e, normal yoldan yapılacaksa. Evet böyle bir özellik var ama normal bir özellik varsa da kitabı işgal ediyor hocam demeyin. Bu özellikleri çarpı atmak da bize bazı şeyleri öğretebiliyor. E bunu nasıl bulacağız sorusunda zaten şimdi göreceksin. Bak şimdi dikkat. Bak hocam şöyle bakacak olursam şurada bir iç açı ortay var mı? Var. Aa ne güzel iç açı ortayda bak tabanda oran var. Koldaki oranı yazabilirsin. Soldan sağa 6 bölü 4 oran. Hocam 6 bölü 4 oran yani sen 6K'ya 4K yazabilirsin tabii ki ama en sadesine bak 6 bölü 4 dediğimiz 3 bölü 2'dir. Tabandaki oran iç açı ortaydı 6 bölü 4 ise koldaki oran da 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2'dir. Burası 3K burası 2K. Bir de dikkat et dış açı ortaylık var. Dediği yerden başlıyorum. Tekrarlı. Şu bölü tamamı x bölü tamamı 10 değil. Tamamı x artı 10. Dikkat et. Neye eşittir? Kısa ok 2K'ya uzun ok 3 kya değiyor. 2K bölü 3K oranına eşittir arkadaşım. E burada K'lar gitti. içler dışlar. 3x eşittir 2x artı 20'den x'i de böylelikle 20 olarak buluruz. Cevap 20 çıktı. K katı şeklinde sen de yazabilirdin. Hocam bu bölü tamamı 2 bölü 3 ya. Yani burası 2a burası 3a yazabilirdin. 3a yazdıktan sonra tamamı 3a burası 2a ise buraya a kaldı deyip a 10 ise 2a da 20 diyebilirdin arkadaşım. Tamamıyla sana kalmış. Bu kısa yollar senin soru çözmenle alakalı olacak. O yüzden bunu sana bırakıyorum. Bu da kolay ya. X bölü X artı 10. 2K bölü 3K'dan sonuca yine rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Geldik örnek 26'ya. Şimdi öncelikli olarak bazen böyle açıortaylar olduğu zaman bu doğrusal ya. ya A, A, B, B, yazarsan 2A artı 2B 180'den dolayı burası 90 derece oluyor. Bazen buradaki dikliği kullandırabiliyorlar bize. İlk önce benim tavsiyem dikliğe bak. Diklik yoksa bu üçgende iç açıortay. Sonra bir de dış açı ortayı da uygulayabiliriz dostlar. Ben bakıyorum şimdi. Hani A, A, B, B yazmayın buraya. İki tane içi. Hani 180 doğru açı da, iki tane açı ortaya arasında kalan açı 90 derece. Biraz önce ispatını da yaptım. İstersen A, A diyelim. BB diyelim. 2 A artı 2 B eşittir 180'den. A artı B'yi kaç buluruz? 90 buluruz. E A artı B 90 ise burası 90 oldu. Bak Buradaki 90'da bu dik üçgeni kullanabileceğiz mi diye bakarız. Benim tavsiyem öncelikle bu. Eğer kullanamıyorsan o zaman açı ortaylara bak tamam mı? Bu dediğimi de unutma. Aa kullanabiliyorum bunu. Bak dikten dik çizilmiş. Öklit. E, X'in karesi h kare p çarpı k'ya eşittir. X kare eşittir 3 çarpı 12 olduğundan X kare eşittir 36 olduğundan X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Evet örnek 26. 6 çıkar. Geldik örnek 27'ye. Şimdi ABC bir üçgen AD ve BF açı ortay olarak verilmiş. Hmm. Şimdi 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 bu açı ortay bu da açı. Ortay. Aa bak 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 bu açı ortayı görüyor musun? Bak çakala bak. Hocam bu açı ortay aynı zamanda yükseklik hani yüksekliğe ayrı bir gözle bakın demiştim ben size ek çizimlerde. En önemli ek çizimlerden biridir bu. E, ek çizim değil de gerçi bak bir eksik tamamlama. Hem açı ortay hem yükseklik olduğundan dolayı bu nedir? İkiz kenar üçgendir. Bu ikiz kenar üçgende çizilen yükseklik tabanında iki eş parçaya bölüyor mu? Bölüyor. Tamam. Şimdi FC'yi vermiş bana. Hocam FC 12. FC'ye yoğunlaşacağım. E o zaman FC'ye yoğunlaşacaksam bak verilen bilgilere bak. Karışık sorular senin için karışık olmaktan çıkar. Hocam 12 verilmiş. X de var burada. O zaman sen buradaki üçgene bakacaksın büyük ihtimalle. E hocam buradaki üçgende bak burada da bir açı ortay var. Hatta bu üçgenin mavi üçgenin dış açı ortayı. O dış açı ortayda ne yapıyorduk? Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Bak karışıklık ortadan kalktı. E ne bu nedir bu? Hocam dış açı ortay böyle tekarlı. Şu bölü tamamı şunlara a, a diyeyim şöyle. Hocam a bölü tamamı 2a ne eşittir? Küçük ok x'e değiyor. Büyük ok da 12'ye değiyor. x bölü 12'ye eşittir. Olay bitti. Aslında soru gerçekten çok karışık bir soru. Ama verilen bilgilere odaklandıktan sonra üçgene dikkat et. A bu üçgende dış açı ortay. Dış açı ortayda da böyle tekrarlı yazdıktan sonra o karışıklık ortadan kalkıyor mu? Kalkıyor. Yani görme işi değil. Gözünle baksan çok karışık şeyler görürsün. Beyninle bakmayı öğretiyorum ben sana. O da nasıl oluyor? Verilen bilgiyi kullanmayla oluyor dostum. Tamam. Evet burada ağlar sadeleşti. E buradan işler dışlar yapınca 2x eşittir 12 gelir ve x'i de böylelikle 6 bulur muyuz? Buluruz. Yani örnek 27 gerçekten zor bir soru. Karışık bir soru. Görmesi zor bir soru olarak görülüyor burada. Ama şurayla gördüktürdüğümüz için size aslında kolay bir soru. 27'yi 6 bulduk ve böylelikle açı ortayı bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar ortay konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.